Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün biraz Bread Token'dan bahsedeceğiz ve Bread Token'ın grafiklerini biraz inceleyeceğiz. Bread Token'ın son 1 aylık verilerine baktığımızda %7'lik bir artış söz konusu. Geçtiğimiz 7 günü düşüşle tamamladı ancak Base ağı son zamanların tercih edilen ağlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Bunu da unutmayalım. Videoya geçmeden önce eğer abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol düğmesine tıklamayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın diyelim ve videomuza geçelim. Evet, baktığımızda genel pazar günlük %2'lik bir düşüşte ancak hacim %57 arttı. Korku ve hırs endeksine baktığımızda ise %36 seviyesinde seyrediyor. Bildiğimiz gibi seçimler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayındaki seçimler artık çok yaklaştı. Sayılı günler kaldı ve tabii ki faiz indirimleri de yaklaşıyor. Bread Token'ın son 7 gününe baktığımızda %13'lük bir düşüş görüyoruz. Bu aslında meme coin'leri tercih edenler için bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu dönemde özellikle bu düşüşlerin yaşandığı zaman dilimlerinde bunu alım fırsatı olarak değerlendirenler muhtemelen şu sıralar alım yapıyor. Ve tabii bu sıralarda ön satış aşamasında olan değişik coin'ler de karşımıza çıkıyor. İşte onlardan birisi de dünkü videomuzda biraz bahsetmiştik. Flockers adlı bir meme coin şu anda ön satışta. Büyük miktarda staking ödülü sunuyorlar. Yeni bir meme coin. Staking kısmına geldiğimizde yıllık tahmini ödül oranı %6100 olarak gösterilmiş. Kazanmak için oy ver platformuna sahipler. Ön satışta oy veriyorsunuz. Erken ödüller kazanmak ve coin'in geleceğinde bir pay sahibi olmak için uğraşıyorsunuz. Tabii Twitter ve Telegram'da da Flockers'ın 1800 civarı bir takipçisi var. Bir topluluk kurmaya çalışıyorlar. Flockers'ı tanıtmaya çalışıyorlar. Değişik bir tarz. Kazanmak için oy verme protokolü var diyorlar. Tabii biraz incelemek gerekiyor. İME'den yararlanmak isteyenler bu tip projeleri kenardaki 40-50 dolar ya da işte kendini çok üzmeyecek gözden çıkardığı rakamları buralarda tutup bekliyorlar ön satışın bitmesini. Bu dediğim şeyi yapanlar bu projeye ne kadarlık bir fon yatırmış? Şu anda 371 bin doların üzerinde bir rakam toplanmış. Projede Ethereum, USDT, kart seçenekleri var. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve BNB ile satın alabiliyorsunuz. Tokenomics'e baktığımızda %20'lik dilim ön satışa, %25'lik kısım staking'e, %25'lik kısım DAO Vault'a ve %10'luk kısımda CX ve DX'e ayrılmış ve son olarak da %20'lik dilimin pazarlamaya ayrıldığını görüyoruz Flockers'ta. Sizler de eğer kenarda köşede kaybettiğinizde çok umurunuzda olmayacak bir tutar varsa burada bir şansınızı deneyebilirsiniz. Projeyi incelemek isteyenler resmi web sitesine aşağıda açıklama kısmındaki linkten ulaşabilir. Tabii ki denetleme kısmına da bir göz atmanızda fayda var. Ama tabii ki mutlaka ama mutlaka bunların kazanç garantili projeler olmadığını hatırlatmak istiyorum. Ve herhangi bir şekilde hiç kimsenin videosunu, haberini ya da yatırım tavsiyesini referans alarak herhangi bir karar vermemenizi mutlaka öneriyoruz arkadaşlar. Sadece kendi kararlarınız ve kendi riskinizi göz önünde bulundurarak bu projelere alıcı gözüyle bakın diyelim ve videomuzu noktalayalım. Kripto para, finans, yapay zeka, teknoloji dünyasındaki tüm yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız, yeni projelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakın, hoşça kalın.